Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi ikinci ünitenin tarama testini gömeceğiz bu videomuzda dostlar. Biraz uzun sürecek, bayağı bir sorumuz var çünkü. Yavaş yavaş tane tane de çözeceğim hepsini kardeşte. Evet, hemen şöyle tarama testimizi bir önümüze alalım. Ve birinci sorumuza bakalım ne diyor. Çevirme sorusu, gradı radyana çevirmemizi istiyor dostlar. 50 grad kaç radyandır diye bir soru sormuş bize. Biz şimdi şu formülü hatırlayacağız hemen birlikte. Derece, şöyle yazayım. Derece bölü 180 eşitti. Grad bölü 200, o da eşitti. Radyan bölü pi'ye. Şimdi bize şununla işimiz yok. Dereceyle işin yok bu soruda. 50 gradı soruyor. O zaman grad yerine 50 yazalım biz hemen. 50 bölü 200 eşittir. Kaç radyandır diye sormuş. R'yi soruyor yani bölü pi. Hemen şu sıfırları götürdük. Şunu 5'e böldük, 5'e böldük 4. Pi'yi de buraya 1'in yanına çarpı olarak attık. Burada tek başına R kaldı. Burası da pi bölü 4 çıktı. Yani sorumuzun cevabı Denizli'den geldi dostlar. Evet, 2 numaradayız. Saniyeyi derece, dakika ve saniyeye çevirmemizi istiyor. Bunu nasıl yapmıştık köşe taşlarında? Bir kere 60'a bölmüştük ilk önce. Hadi bölelim. 270, 64. Yani 27.064 sayısını önce bir 60'a bölüyoruz. Şimdi 4 kere var. 4 kere 60, 240 yaptı. Çıkarttım 30. 30'da yok. 6'yı aşağı indirdim. 306'da 60, 5 kere var. 5 kere 60, 300. Çıkarttık 6. 4 aşağı indi. 64'te 60 bir kere var. Bir kere 60. 60 kalan 4. Şimdi bu 4'ü bıraktık. Şimdi ne yapıyorduk bir de dostum? Şuradaki bölümü bir daha 60'a böleceğiz demiştik. Hemen bir daha 60'a bölelim bu keratayı. 451 diyor dostum. 7 kere olsa 7 kere 6 42 yapıyor. Yani 420 yapıyor. O yüzden hemen 7 ile çarpıyorum. 420'dir diyorum. 31'de kaldı. Daha da inecek bir şey yok. En son bölümü de gördünüz. Bunu da tersten yazıyorduk. Yani 7 derece, 31 dakika ve 4 saniye olacaktı. 7 derece, 31 dakika ve 4 saniye dediğimiz şey Bursa şıkkında mevcutmuş dostlarım. Evet, geldik şimdi 3. sorumuza. Hemen şöyle ayarlayalım yerini. Burada da yine bu saniye derece ve demiştim ki arkadaşlar bu ilk 3 soru gibi soru. Hani köşe taşlarını anlatırken söyledik. Bu derece, dakika, saniyelerden üniversite sınavında soru sormazlar dostlarım demiştim. Ama yine de çözüyoruz. Şimdi 2 tane A. O zaman 2 ile çarpalım önce A dereceyi. 12 derece diyor. 24 derece olacak. 21 dakika diyor. 42 dakika olacak 2 ile çarpınca. 32 saniye demiş. 64 saniye olacak. Şimdi bundan da B'yi çıkartacağız. O yüzden B'yi de hemen altına yazıyorum. 20 derece, 18 dakika ve 21 saniye olarak yazdım. Hemen çıkartalım bunları birbirinden. 64'ten 21 çıkacak. 43. Demek ki 43 saniye olacak dostlarım. Zaten bir tek Ceyhan şıkkında var. Diğerlerini de çıkartabiliriz hemen istiyorsanız. 12'den 8 çıktı 4. 3'ten 1 çıktı 2. 24 dakika olacak. Evet, burada. 24'ten de 20 çıkarsa 4 derece kalıyor. O da Ceyhan şıkkındaydı zaten. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. Doğru açı dediği zaman doğru açının ölçüsü 180 dereceydi. Tam açı demek 360 derecelik açı demekti. 360 derece. Dik açı dediğimizde 90 dereceydi. Onları bir söyledik. Şimdi bunları da toplayın diyor. 360 ile 180'i toplarsak 540 yapar. 540'ın üstüne bir de 90'ı eklersek hemen ekleyelim 0. 13 elde var 1. 630 yaptı. Yani Bursa şıkkıdır doğru cevap dedik. Ve geldik 5 numaralı sorumuza. Ayarlayalım. Evet, bütünler tümler sorusu yine sınavda çıkmayacak bir soru. İlk 5 soru sınavda çıkmayacak tarzdaymış, haberiniz olsun. Bütünleri ile tümlerinin toplamı kendisinin 3 katına eşit olan bir açı. Şimdi bir açı düşünün dostlar. X olsun bu açı. Bu kendisi. Şimdi bütünleri dediğimiz zaman 180'e tamamlayacaktı. Demek ki 180 eksi X olacak.
Bu bütünleri tümleri dediği zaman 90'a tamamlayacaktı. Demek ki 90 eksi x olacak. Bu da tümleri. Şimdi ne diyordu? Bütünleri ile tümlerinin toplamı. Yani şu ikisini toplayacaksın diyor. Hadi toplayalım. 180 ile 90'ın toplamı 270. Bir de eksi x, eksi x daha. Eksi 2x yaptı. İşte bu diyor kendisinin 3 katına eşittir. Kendisi x olduğu için x'in 3 katına eşitmiş dostum. Bu açı kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Hemen bakalım. Şimdi eksi 2x'i bu tarafa atacaksınız. 270 eşittir 5x olacak. 5'e bölersek hemen 270'i şöyle kenarda 5'e böleyim ben. 5 kere 5 25 çıkarttım. 2 kaldı. Burası da 0 oldu. 0 aşağıya indi. 0 aşağıya düşerse ne oldu? 20 oldu. 20 de 5, 4 kere. 54 çıktı. X dediğimiz açı. Evet, 6. sorumuza geldik. Artık doğru da açılar konusundayız dostlarım. Daha da önemli bir konu. Yani sınavda çıkma potansiyeli olan bir konudur en azından. Şimdi eşit açılar görüyoruz burada da. 35 derece BDF. Şuradaki açımızın X'in kaç derece olduğunu soruyor bize. Hemen şöyle yapalım. Şu eşit açılara aynı harfi verin demiştik. Çizgilere AA dedik. Noktalara da BB dedik. Şurada bir doğru açı görüyorum dostlar. Bakın yarım ay olduğu zaman doğru açıydı. Bunların toplamı 180'dir. Yani 2 tane A ile 2 tane B'nin toplamı 180. Hemen yazalım. 2 A ile 2 B'nin toplamı 180 ise 2'ye bölüyorum. A ile B'nin toplamı 90 derece geliyor. Şimdi A ile B dediğimiz yer neresi oldu dostum? Şu aralarındaki, bakın şu aradaki açı. Demek ki burası 90 dereceymiş. Bunu da bir söylemiş oldum. Peki 90 burada, 35 buradaysa X'e kaç derece kalacak? 90 ile 35'in toplamı 125. 180'e ulaşmak için X'in de 55 olması gerekiyor. 6. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, 7 numaradayım kardeşim. Doğru da açılara devam. Ters açılar, iç ters açılar, yöndeş açılar falan yapacağız. Şimdi x kaç derecedir diye soruyor. Öncelikle şunu yapalım. Şu y ise bunun tam tersi olan açı da y dereceydi. X ile y aynı yöne baktıkları için kesinlikle eşit açılardır. Onu da yazalım. X eşittir y'ye. O halde artık ben y gördüğüm yere x yazabilirim. Yani burası şöyle oldu. 2x, 3x de bu oldu. Yani toplam 5x oldu. 410. X eşittir 410 bölü 5. Hemen 410'u şöyle kenarda 5'e bölelim. 8 kere 5 40 çıkarttım. 1 10 2 82 kaldı. Sorumuzun cevabı 82 dereceymiş. Yapıştırdık geldi. Evet. 8. sorumuzdayız. U'nun abisi kuralı var dostlarım ve demiştik ki bu kuralın olduğu her yerde sen paralelleri uzatarak M kuralı da yapabilirsin. Bakın şimdi 30'un tam tersi şurasıdır 30. 40'ın tam tersi burasıdır 40. Ve sola bakan 40 ile 30'un toplamı sağ tarafa bakan X'e eşittir. Yani 40 artı 30 70'tir X dediğimiz açı. Evet, geldik 9. soruya. Yine bir böyle bağıra bağıra bir M kuralı var sanki burada dostlarım. Hemen o M'yi yapacağız bir ilk önce. Şöyle bir odaklanmayı ayarlayalım. Bakın 40 ile şuradaki açının toplamı 70'e eşit. Demek ki bu açımız 30 derece. Şimdi bu noktaya 30 yazdıysak şu noktadaki açımız da 30 derece. Şimdi üçgen var burada bakın. 70 ile 30'un toplamı 100'dür. Şuraya da 180'den gayrı 80 kalmıştır dostum. Ve 80'in de dış açısını soruyor bize. 180 olacağı için 100 dereceyi yapıştırdık. Evet, 10. sorumuz. Sivri bir şey görünce törpüleme yöntemini öğretmiştik size. Hemen şöyle bir paralel çizdik. Şimdi bakın burayı görmeyin. Burada M'nin abisi kuralı var. Şimdi 30 sol tarafa, 40 sağ tarafa, 50 sol tarafa, şuradaki boş açımızda sağ tarafa bakıyor. Ve ne demiştik? Sola bakan 50 ile 30'un toplamı yani 80, sağ tarafa bakan 40 ile boşun toplamına eşit. 80 olması için 40 ile neyin toplamı 80? Tabii ki 40 derecenin. O yüzden burasına da hemen 40'ı yapıştırdım.
Şimdi şurada da bir U kuralı çıktı. Bakın şöyle bir tersten C harfi var. U kuralı. O yüzden burası da mecburen 90. Çünkü U kuralı ne diyordu? Bu ikisinin toplamı 180 olacak diyordu. Peki 90, 40 da burada, 130. O halde X'e 50 derece kalacak ki yarım ay yaptığınızda şurası yarım daire 180 olduğunu biliyorsunuz. Doğru açıdan dolayı. Evet, 11'e geçtik arkadaşlarım. Hemen bakalım. Paralelliğimiz var. Artık biliyoruz ki paralellik varsa bir açı sorusunda U, Z, M bunlar aranacak demiştik. 110 derecemiz var bir de dostum. Buna göre 3'ü eşit olduğuna göre A, D, C. Şuradaki açıya X diyelim biz. X kaçtır diye bir soru soruyor. Bakın şu Z harfini görün hemen canım kardeşim. Buranın da X olduğunu söyleyeyim. O zaman bu da X, bu da X. E şunlara da Y, Y diyelim isterseniz. Şöyle Y, Y olsunlar. Şimdi ilk gördüğüm şey 3X ile 2Y'nin toplamı. 3X ile 2Y'nin toplamı kesinlikle 180 çünkü U kuralı var. Peki şunu da görelim. Şu 110 ise şuraya 70 derece yazalım biz bir. Sonra şunu fark edelim dostlarım bakın. Şu 2x ile şurayı karalayayım ben hatta. Şuradaki 2x ile şuradaki y'nin toplamı 2 iç açı, 3. açısı 70, 110 kalıyor diğer ikisine. Demek ki 2x ile y'nin toplamı da 110 dereceymiş, bunu bulduk. Şimdi bize x'i soruyordu, o yüzden y'leri yok edelim canlar. Hemen şu alttakini 2 ile çarpalım, bakın ne oluyor, 4x oluyor, 2y oluyor ve 220 oluyor. Üsttekini de eksi ile çarpalım, şöyle eksi, eksi olsun ve toplayalım bunları. 4x ile eksi 3x'in toplamı x, 2y ile eksi 2y'nin toplamı 0, 220 eksi 180'den de 40 mı kaldı dostum orada? Demek ki 11. sorumun cevabı Adana'dan gelecekmiş. X 40 çıktı. Evet, 12'deyiz. Bir dörtgen görüyoruz. Dörtgenin iç açıları toplamı 360 dereceydi. Ama önce bir şuradaki bir Z harfimiz var. Hatta şöyle kalın yapayım ben onu, kırmızılaştırayım sizin için. Şuranın da 50 olduğunu, buranın da 50 olduğunu bir görelim ilk önce. Şimdi şurada bir dörtgenimiz var. Dörtgenin iç açıları toplamına 360 dedik. 50, 50 daha 100'ü burada. Demek ki şu ikisine 260 kalacak. Hatta eşit oldukları için 260'ı da 130, 130 paylaşacaklar. Nereyi soruyor? A, B, C'yi. Yani şuradaki 130'u soruyor. Cevap Edirne'den geldi dostum. Evet, 13 numaradayım arkadaşım. ABC üçgeninde açılar arasında şöyle bir orantı vermiş bize. Hemen oran orantı konusunda anlattığımız özellik. 3 tane oran eşitse bunlara K diyorum. Hemen 3K oluyor B. Şimdi B'yi yazalım. 3K. A ne oluyor bu durumda? 4K. C ne oluyor canım kardeşim? 2K. Yani sadece C varmış gibi düşün. İçler dışlar yaparsan 2 ile K'yı çarp. C eşittir 2K. Sadece A varmış gibi düşün. 4 ile K'yı çarp. A eşittir 4K olayını gör. Şimdi bunlar da üçgenin iç açıları oldukları için toplamları ne olacak mecburen? 180. Toplayalım. 4, 3 daha 7, 2 daha 9K eşittir 180. Demek ki K 20. Bana A'yı soruyor. Yani 4K'yı soruyor. 4 tane 20'nin cevabı da Adana'dan geldi. Evet, artık üçgende açı yapıyoruz. Devam edelim. 14 ile 13 de üçgende açıydı. Şimdi 40'ı vermiş, 70'i vermiş. Hemen 40, 70 daha 110. Şu üçüncü açıya 180 olması için bir 70 yazalım. 70'in hemen dış açısına 110 diyelim. Bakın burada bir küçücük ikizkenar üçgen var can kardeşler. Bunun taban açıları eşit olacak. Yani şurası da noktalı açı x olacak o halde. Peki x ile x'in toplamı, yani 2x dediğim şey, bir de 110 eklenirse buna 180 olacak. Demek ki 110 ne eklersem 180 olur, 70. O zaman 2x 70'tir. X de ne olur bu durumda? 70 bölü 2'den 35 gelir. Evet, 15 numaralı sorumuzdayız. Bakın bumerang kuralı dediğim kural. Kural neydi? İçerideki 3 açının toplamı
dışarıdaki şu denizli açısına eşit. Şuraya eşit. Yani burası 20 artı x artı 30. Yani bir başka deyişle 50 artı x'miş. Şimdi bir de bir şey daha demiş. BAC açısına, BAC. Şuraya 2K dersen diyor. BDC, BDC. Burası da 3K olacak diyor. Şimdi biz o zaman artık şöyle yapalım. X demeyelim buna da 2K diyelim. Yani X gördüğümüz yere 2K yazalım. Böyle olursa da burası da neye eşit oluyormuş aynı zamanda? 3K'ya. Yani 50 artı 2K eşitmiş 3K'ya. Bu durumda 50'yi burada tek bırakıp da 2K'yı bu tarafa atarsam eksi 2K geçecek. 3K eksi 2K'dan K'yı bulmuş olacağım ben, 50. Ama dikkat edin, bana X'i soruyor, yani 2K'yı soruyor. 2 tane 50'yi soruyor demektir. Cevabım da Denizli'den gelmiştir. Evet, 16 numaralı sorudayız. Arkadaşlar zil çaldı, bir durdurayım, hemen geleceğim. Evet, devam ediyorum arkadaşlarım. 16 numarada kalmışız en son. Komşumuz gelmiş az önce, Kadir abimiz, sağ olsun. Şimdi devam edelim. 16 numara bakalım ne diyor. Şurada bir ikizkenar üçgen var diyor dostum. Bir de x ile y arasında şöyle bir ilişki vermiş bize. A, B, C. Şuradaki açıda kaç derecedir diye bir soru soruyor. Bakalım neler yapacağız şimdi. Şimdi öncelikle şunu yapalım. Hani şu ters orantıyı görünce ne yapacaktık? X'e biz 4'ün bir katını, y'ye ise 3'ün bir katını verecektik. Yani şurası artık 3K, şurası da artık kesinlikle 4K olsun. Şimdi bir de ikiz kenarı konuşalım. İkiz kenar açıları biliyorsunuz, ikiz kenar üçgenin taban açıları eşittir. E hocam bunlar eşitse dış açıları da eşit değil midir bunların? Yani şuradaki açının dışında y varsa bu açının da dışında y olacak. Hatta y dediğimiz neydi? 3K. O zaman 3K olacak burada da. Peki 3K, 4K ve 3K dediğimiz açılar aslında üçgenin dış açılarıdır. Toplamları da neydi dış açıların? 360. 4, 3 daha 7, 3 daha 10 tane K var. 10 tane K'yı 360 diyebiliyorum ben. O halde 1K'yı 10'a bölersek ne buluruz? K eşittir 36 derece geldi. Şimdi K 36 ise Y dediğimiz açı 3K'ydı. Yani artık 36 çarpı 3'ten 108 olduğunu biliyorum ben bunun. Peki bir dış açı 108 ise iç açısı ne yapar bunun? 180'den çıkartırsanız hemen 72 derece yapar. Yani aranan açıyı da bulmuş olduk böylelikle. Evet, ilk 16'sını gömdük dostlarım. Hadi bakalım devam ediyoruz. Şimdi 17 numaralı sorudayız. Okuyalım bakalım ne diyormuş. Dar açılı bir üçgende bir açının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç derecedir diye bir soru soruyor. Dar açılı üçgen demek bütün açıları dar olacak. Yani dar demek ne demekti? 90'dan küçük. Bütün açıları 90 dereceden küçük olacak. E 90 dereceden küçükse en büyük tam sayı değeri ne olur dostum? Tabii ki Ceyhan olur değil mi? Yani 89 olacak kardeş. Çok böyle uzatılacak bir soru değildi. Hemen çözdük. Evet, 18 numaralı sorumuz. Üniversite sınavında sorulan bir sorunun da kopyası bir sorudur dostlar. Hemen okuyalım. İkizkenar bir üçgen varmış. Şuralar ikizkenarmış. Görüyorsunuz. Bir okuyalım. CA, CB'ye eşitmiş. Bakın şunlar da ikizkenarmış. Şuradaki açıyla şuradaki kenar birbirine eşitmiş. Yani ben şuraya x dediğim takdirde bu iki kenar birbirine eşitse şuradaki tabandaki şu açıyla bu açı kesin birbirine eşit. E burada ne var? 15 artı x var. O halde artık biliyorum ki burası da 15 artı x olacak. Bunu da yazdım. Hatta ve hatta bakın bunun tepesi de 70 derece. Şimdi x'leri de bulabiliriz. 70 ise şu iki 15 artı x ile 15 artı x'i toplamda ne kalır? Burası 70 olduğu için 110 derece kalır. Hatta bu 110'u da nasıl paylaşırlar bunlar kardeş kardeş? 55 55 olacak şekilde paylaşırlar. Yani aslında 15 artı x eşittir 55 dereceymiş. O halde x'i biz bulduk. 40 derece olmalıdır x. Peki artık buraya 40 yazalım.
Şunların ikizkenarlığını konuşursak, şu tabandaki açılarda eşit olacak deyip buraya da 40 derece yazmak artık gerekiyor. Şimdi bir de bize nereyi sormuş onu da bilelim. CDE. Şuradaki açıyı sormuş bize de dostum. Bakın ne demiştik üçgende açı köşe taşında? İki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşit. Yani 70'e. Demek ki 40'la neyi toplarsam 70 yapar diye soracağım. Tabii ki 30 dereceyi diyeceğiz. 18. sorumuzun cevabı da Denizli'den çıkacak. Evet, 19 numaraya gelelim bakalım. Ne diyormuş bir görelim. Şimdi 40 var. 90 daha 130. Şuradaki açıyı bulacağız birazdan biz. Buluruz da öyle bir şöyle bir şey yapalım. Sonra x var. 90 var. O halde şuraya da 90 eksi x yazabilirim ben. Peki şurası da 90 eksi x'tir. Bunu da yazalım madem eşitler bunlar birbirine. Bunu da bir söylemiş olalım. Başka ne yazarız dostum? X kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hadi devamını da yapalım. Şimdi şurası x, dış açısı ne olacak şuradaki açımız? 180 eksi x olacak. Ve bakın şurada bir dörtgen var. Bir dörtgenin iç açıları toplamı kaç dereceydi? 360 derece. Toplayalım. Şimdi 90 buradan, 90 da buradan 180, 180 de buradan 360, 40 da buradan geliyor 400, eksi x, x var, eksi 2x var yani eşittir 360 olacak. Eksi 2x'i buraya artı 2x, 360 da buraya eksi geçirdim 40 kaldı. Yani 2x eşittir 40 ise x eşittir 20 derece çıktı, cevap Bursa'dan geldi. Evet, 20. soruya bakabiliriz artık. Yine bir bumerang görüyorum dostlarım. 3 tane eşit açı varmış. D, C, B. Yani o eşit açılardan birini mi soruyor? Yok, eşit açılardan birini sormuyormuş. Şuradaki açıyı soruyor bize. X diyelim buna. Şu eşit açılara da Y, Y ve Y diyelim. Bakın şimdi bumerangdan da çözebiliriz soruyu. Ya da üçgenin iç açıları toplamı 180'den de çözebiliriz. Ben İlk bumerangı gördüğüm için bumerangdan gideceğim arkadaşlar. Şuradan. Şimdi ne diyordu bumerang? Y'nin, 90'ın ve yine Y'nin toplamı dış açı olan 120'ye eşit. Hadi toplayalım. 90 artı 2Y eşittir 120. Demek ki 2Y eşittir 30. Y eşittir 15 geldi. Şurayı 15 bulduk can dostlar. Şimdi üçgenin iç açıları toplamı kuralı yapalım. Onu da şuradan yapalım. 120, 15 daha 135. Demek ki x'e 45 kalacak ki toplamları 180 olsun dedik. Evet ve geldik 21 numaralı sorumuza. BAD tamam bunları eşit 70 vermiş bir yeri. BAE'yi şimdi şuraya da biz bir açı uyduralım. Şunlara A diyelim. A diyelim. Şuraya da B diyelim ortadakine. A ile B'nin toplamını 70 vermiş şurayı. E şimdi bu A ile bu B'nin toplamı 70 ise şu B ile şu A'nın toplamı da 70'tir. Demek ki burası 70 derece. E hocam şu üçgenden hemen iç açıları toplamı 180 yapalım. 60 burada var. 70 de burada var. 130. Demek ki 180 olması için X'e de 50 derece kaldı. Yapıştır gelsin. Evet 22 numaradayız. ABCD kare demiş. Karede ne bileceksin? Bütün açıların 90 derece olduğunu bileceksin. Ve bütün kenarların da eşit olduğunu. ABE eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgende de bütün kenarlar eşittir. Ve bütün açıları da 60'ar derecedir. Bunu da yazalım. Hatta şurada bakın 90 dereceydi ya burası. Şuraya 30 kaldı. 30, 90 daha 120'dir. Şuraya 60 kaldı. 60'ın dış açısı ne olur? 180'e tamamlayacak. 120 olur. Evet, bir yamuk sorusu. İki kenarı paralel olan dörtgene yamuk demiştik. 3 tane de orantı var. Hemen bunların hepsini 6K'ya eşitleyelim. Şimdi 2 tane BAD yani şu açının 2 tanesi 6K'ya eşit. O zaman bir tanesi 3K. 3 tane ABC yani şu açının 3 tanesi 6K'ya eşit, bir tanesi 2K.
BCD. Şu açıdan 6 tanesi 6K'ya eşit. O zaman buraya da K'yı yapıştırdım. Şimdi U kuralı vardı değil mi? Şu 3K ile 2K'nın toplamı paralellikten dolayı 5K 180'e eşit. Demek ki K'yı biz bulduk, 36. Yani şurası kesinlikle 36. ADC'yi soruyor, şuradaki açıyı soruyor. E hadi burada da bir U kuralı yapalım bu tarafta da. 36 ile neyi toplarsam 180 yapar diye soralım. Cevap 144 geldi. 24'ü okuyoruz dostlarım. Evet, eşit iki tane açı görüyoruz. Bir de oran var. Önce ADB'ye 2K diyelim. ACB'ye de K diyelim. ACB'ye K, ADB'ye 2K diyelim. Şimdi bunu nasıl göstermiştik size dostlar? İki yolla. Bir AA, BB diyerek toplamlarını 180'e eşit diyerek buluyorsunuz. İki tane üçgen bulacaksınız. Bir küçük, bir de büyük. Oradan denklem çözerek bulacaksınız. Ya da formül şöyleydi dostlarım. Şu iki tane iç açıortayın arasındaki açı, yani 2K şuna eşitti. 90 artı üçüncü açının yarısı, yani K bölü 2'ye eşitti dostlarım. Buradan da bulabiliriz. Şimdi K bölü 2'yi buraya atalım. Şurası gözüküyorsa 2K eksi K bölü 2 eşittir 90 oluyor. Hemen buradan 2 kere 2 4, 1 çıktı. 3K bölü 2 eşittir 90. 2'yi buraya atalım. 3K eşittir 180. 3'e bölersek de K 60 çıkıyor. Burayı bulduk, 60. Orayı mı soruyordu? Evet, K'yı soruyordu bize de. 60'ı bulduk. 24. sorumuzun cevabı da Denizli'den geldi. Evet, çevirdim hemen. 25 numaradayız. 30 tane soru sormuşlar arkadaşlarım. Söz bitmiyor. Evet, 25 numara. Şimdi bakalım ne var burada? Bakın, bir dış açıortay var, bir iç açıortay var. Biz şu E noktasının ismine ne demiştik? Köşe taşlarını izlediyseniz biliyorsunuz bunu artık. E noktası dış teğet çemberin merkezi ve bu AE doğrusu dediğimizde kesinlikle ama kesinlikle bir dış açıortay olmak zorundaydı. Bunu tane tane anlatmıştım dostlarım size. Şimdi AEC'yi, yani şuradaki açıyı bize 70 derece olarak vermiş. Bunu da yazalım. 70 AEC. Olduğuna göre neresi orası? EAC. Şuradaki açıyı da X diyelim bunlara. Burayı da bizden istiyor bu kerata. Şimdi şunlara da hemen bir açı uyduralım isterseniz dostlar. YY diyelim şunlara da. Ya da şöyle yapalım. Şuraya Y diyelim. Tamam. Buraya da Y diyelim. Burası da Y olsun. Şimdi şöyle de kuralımız vardı. Bir dış açıortayla bir iç açıortay arasındaki Y açısı benim kullanmadığımın yarısıydı. Yani şurası demek ki 2Y olacak. Ve bakın 2Y 2Y'den bu da o zaman eşittir çizgisini hak etti. Şuna da biz hemen eşittir çizgisi koyalım. Bunlar da ikizkenar oldu demektir bu. E şurası da ikizkenar çıktı o halde. 70 ise bunun da 70, hatta bunun da 70 olduğunu biliyorum. 70 70 daha 140, x'e ne kaldı? 40 derece kaldı. Başladık, kendiliğinden çıktı arkadaşlar. Evet, 26. sorumuz. Hadi bakalım. Bakın kural basit. Şu dış açıortay ile şu iç açıortayın oluşturduğu açı kullanmadığımın yarısıdır. Demek ki B açısı 40 dereceymiş. Zaten bize de B açısını soruyor. Direkt kural sorusuymuş bu. 27 numaraya bakıyoruz. Demiştik ki hipotenüs 2'ye bölündüyse muhteşem üçlü yapı, hemen muhteşem üçlü neydi? Hipotenüsün yarısına eşit olacaktı. Kenar orta. Çizdik. Şu ikiz kenarı konuşalım. 30 ise buranın da 30 olduğunu söyleyelim. Şu ikiz kenarı konuşalım. 30 ise şu eşit açılara 150 kalır toplamda. 75 75 paylaşırlar. Nereyi soruyormuş? A, E, D. 75'i soruyormuş bize zaten. Evet, geldik 28 numaraya. Bakın demiştik ki bir kenar bile ikiye bölünmüşse aklınıza ilk önce orta taban yapmak gelecek demiştik. Şimdi burada da muhtemelen öyle yapacağız. Şu D noktasından şöyle bir paralel çizelim biz. Nereye? 10'a. Şimdi 10'un yarısı olacak bir kere kesinlikle 5. Şurası toplamda 14'müş. Burayı da ikiye bölecek tam şu noktada orta taban olduğundan dolayı. Bunu da açıklamıştık arkadaşlarım. 7 bölecek. Şuraya 7, buraya da 5 kaldı. Yöndeşlikten dolayı 40 ise şu açımız da
40 derece olacak. Ve bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. 5-5. Demek ki şu açılar 20, 20 derece olacak ki toplamları 40'a eşit olsun. Nereyi istiyor? A, E, D. Yani şuradaki 20 dereceyi istiyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet, 29 numaradayız. Önce şu oranları yerleştirelim. BD, DC'ye eşit. O da DE'nin 2 katıymış. Demek ki ben DE'ye 1K dersem DC 2K olacakmış. Bu da 2K olacakmış. Hatta hemen hipotenüs 2'ye bölündüğü için muhteşem üçlü yaptım. Bu da 2K oldu. Ve bakın ne çıkmıştır buradan? 90'ın karşısı 2K ise neyin karşısı K olacak demiştim size? 30 derece. Ve ÖSYM bunu çok sever demiştik. Yine köşe taşlarında bunları ayrıntılı dinleyebilirsiniz. ACB'yi 10 vermiş. Tamam, burası 10. Şu ikiz kenarı konuşalım dostlarım. 10 ise şu araya da 10 kalacak şuraya. Şu minik bölgeye 10 derece kaldı. Hatta şu tarafına da 30 oldu ya, burası 20 kaldı. Nereyi soruyor? EAC. EAC. Yani şuradaki 20 dereceyi soruyor bize. Cevabımız Ceyhan'dan geldi. Evet, son sorumuza da bakalım artık ne diyormuş, görelim. Evet, bir açıortayla bir yüksekliğin arasındaki açı muhabbetimiz var. Yine formülü vardı bunun ama biz hiç formül kullanmadan çözmüştük bunun sorularını. Burada da yine onu deneyelim. Şimdi ABC'ye şuraya 2K dersen diyor. ACB burası K olacak demiştik dostlarım. Buna göre ACB K kaç derecedir diyor. Arkadaşlar yine formülsüz çözdüğümüz için köşe taşlarını burada formülü kullanalım. Şimdi bir açı ortay ile bir yüksekliğin arasındaki 20 derece, yani 20 şuna eşitti. Tabandaki açıların farkının yarısı, yani 2K'nın K'dan farkı K'dır. 2K'dan K çıkacak K. K'nın da yarısıdır. Demek ki K eşittir. İçler dışlar yaptım. 40'ı buldum. Bize de K'yı soruyor zaten. Çok uzatmayayım diye hemen bunu yaptık dostlar. Evet, bu videomuzda tarama testini gömdük. Bir sonraki videoda konu testlerini tek tek gömeceğiz inşallah. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.